Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle... Bakın şimdi ünlü bir düşünüre geldik. Düşünüre. Bakalım. Bu şimdi söylüyoruz. Düşünün. Düşünürken düşünün. Düşünün. Bakın kim çıkacak. Düşünün. Peki, anlaşıldı. Evet, bu kadar kısa görmüş olduğunuz gibi. Görüşmek üzere. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Yani şurada kısaca yaparsak belki. Gerçekten çok güzel. Biz evi sonuçacaktık ama kapıda... Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Müjdat Hoca'nın evine bir giriş yaptık. Ve... Taner geldi, eyvah. Çekildi. Evet, hocam nasılsınız, iyisiniz? Taner iyiyim Allah aşkına. Sen evet, nasılsın hayatım? Valla çok güzelmiş, koltuk çok rahatmış hocam. Evet oradan. Evet. Valla buradan böyle rahat. Evet hocam, kaç seneden beri oturuyorsunuz bu evde? Kaç sene? Leyla 19. 19 karım bilir diyecektim. 19 geldi aklıma. 19 yıldır burada oturuyorum. Evet, koltuklar biraz yayık. Bir acayip de ben rengi şey yapamadım. Buna ne diyor? Yeşille nefti karışımı işte böyle. Evet. Yerin ahşabınla. Ördek yeşili. Sağısı. Ördek yeşili. Doğru. Doğru. Yani şey var ya, ördek yeşili. Bir dolaşalım mı hocam evi? Buyur. Yoksa hep oturalım mı? Sen nasıl istiyorsun? Peki hocam. Bak. Peki. Bu birinci koltuk. Bu birinci. Bu diğer koltuk. Bu koltukta kimler oturdu değil mi hocam? Vallahi yani, saysam ama biraz vurulurum. Rahmetli Kemal Sunal, rahmetli Cenk Koray. Daha 2000'e Özgür, Savaş Dinçel, Mustafa Alabar, Mehmet Ali. Ya bütün dostlarım geldiler. Bizim için de özel, ben bile oturdum yani. Evet. Yalnız ben oturuyorum. Bu benim boynumda bir streçlenme var. Evet. Başladım. Oh. Buradan kurarım. Bak. Görüyor musun kafamı? Hocam bir saniye. Dur, yok siz durun durun hocam, ben yapacağım. Siz tutun. Hayır, masajı ben yapacağım. Ha, Allah o kadar balede eğitim gördüm. Saat Marina'yı görürüz Taner. Evet, hava yalnız karanlık olduğu için biz hiçbir şey göremiyoruz ama. Mask koleksiyonum. Gittiğim yerlerden getiriyorsun. Aldığım şeyler. Evet. Özel şey var mı hocam? Var, hepsinin var. Gittiğim yerlerden mesela çok enteresan. En ortadaki büyük mask Afrika maskı fakat Londra'da. Orada şeyler satıyorlar. Onlar şey ama hocam, büyücü maskı olmasın? Hepsi otantik maskı. Otantik. Ve büyücü maskı dediğin doğru. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu maskeler şey getiriyormuş hocam, uğursuzluk getiriyormuş. Uğur getiriyor. Ha, ben yanlış yerim. O şey, o da uğursuzluk getiriyor. O Mısır piramitlerin şeyleri var ya, ne diyorlardı ona? Eyvallah. Şey diyorlardı, o... Sphinx. Papyrus. Papyrus kağıtı. Bunu ben de duydum ama evet. Uğursuzluk bunlardan gelmez. Ha? Şimdi benim burada gözüme bir şey çarptı hocam. Söyle. Bir daktilo. Daktilo bu bayağı 1972'lerden eski daktilo ve mesela orada da laptop var. Ben onunla çalışmam, bununla çalışmam. Burada hatta bir şeyler yazmışsınız hocam. Yeni oyunumu yazıyorum. Yeni oyun. Hayır, ismi Harem. Evet. Harem. Harem. Bir sadrazamla veziri, dört kişilik de haremi arasında geçiyor. Sadrazam başbakan. Ve burada da iki tane koltuk bizi karşılıyor. Bunlar hocam herhalde bir antika değeri var. Birazcık. Var derler. Var. Biz kendimiz antik olduk. Vallahi. Orada evet. Gittiğim yerlerden aldığım evet. Şeyler. Peki, uzak de. Doğudan aldığım. Bu şey falan var burada. Buda. Buda değil mi bu? Buda amca. Buda. Evet. Evet. Peki hocam, ben merak ettim. Koltuklar bayağı harbiden şey yani eski. Bir de şey yapmamışsınız yani. Hani eski de bu deri şey yapalım. Ellemedim evet. Ellemediniz. Bunları iki kere kaplattım ama evet. Onlara dokunmadım. O hakiki deri çünkü. Biliyorsun bu da hakiki deri. Evet. Biliyorsun ki eskiden Londra'da lordlar evvela deri ceketlerini uşaklarına giydirirlermiş. Eskidikten sonra kendileri giyerlermiş. Kıymetli. Yani kıymetli. Bunlar bayağı kıymetli. Evet. Şeyden geldiniz hocam. Böyle çok yoruldunuz, streslisiniz böyle. Evinize geldiniz. Böyle o günün yorgunluğunu atmak istiyorsunuz. Evet. Nerede böyle şey derler ya, kuluçlanır mı ya da oturuyor musunuz? Ya kuluç mu derler ona bir şey de. Ha, kuluçka. O yumurta, o başka bir şey. Yumurta içindir ama olur. Ya olduğu kadar. Yok. Dinlenme odam.
zaman vardır. Hocam dinlenmenize gitmeden, evet. Gitmeden evet. Burada işte Sayın Hocam'ın aldığı kupa kırıldı. Vallahi bir şey kupa elimde kaldı kupa. Bu Kur'an. Bak oku bak altını. Ne yazıyor? Milliyet. Yılın süper model. Ben. Şey, süper sanatçılar anketi 1983 Güldür Yıldızı. Oo. Güldürü Yıldızı. O da. Evet ben yanlış okudum. Evet Güldürü Yıldızı. Bu da bayağı eski. 1984 erkek güldürü sanatçısı. Vallahi billahi maşallah. Evet. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bunu yoksa Rami Koç Müzesi'nden bir şey yapıyoruz. Bunu Nükhet Duru hediye etti bana. Tamam, ben ona bir oyun koymuş. Yedi Kocaoğlu Hürmüz. Evet. O da bana onu hediye etti. Bu Peru. Totem bu. Totem. Otantik bir totem bu Peru. Evet. Şimdi yani burada Peru'dan geldi. Bir şey daha ilgimi çekti hocam. Valla porselen bu. Evet. Tornavida var mı? Vallahi. Hayır. Biz giderken hep evden bir şey alırız hocam. Kolay. Tamam sağ olun. Ne istersek alırız şurada. Şimdi sayın seyirciler koridordan geçiyoruz. Başka yerden nasıl? Tabii başka nasıl geçeceğiz koridordan? Buyurun hocam sen. Evet. Lütfen halıya siz basın. Şimdi burada bizi bir tablo karşılıyor. Hocam bu değişik bir şey. Bu ne biliyor musun? Bak bu tablo. Evet. Bu tablo Hırkayışehir İlkokulu'na bir öğrencinin yapıp dünya birinciliği kazanmış tablosu. Ben de ondan satın aldım. Çünkü Hırkayışehir İlkokulu benim mezun olduğum okul. Ve sahneye ilk çıktı. Picasso çalışması yapmış. Bir detaylı bak bakayım ne göreceksin. Burada şimdi bir göz görüyordum ben. Hayır resme detaylı bak. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Bu ipleri yapıştırarak. Bildiğimiz dikiş şeyi. Dikiş ipini yapıştırarak. Çok güzel. Küçücük çocuk bu. Bizim kameraman da yapıyor öyle. Sağ söyle. Evet şimdi odaya giriyoruz. Bu oda yanlış gördüm. Yanlış gördüm. Yan odası. Bu benim en sevdiğim ressam Salih'in satın aldığım bir resmi. Altta da albümündeki şeyi. O da Salih mi? Salvador Dali. İşte gel. Geç kalma gel. İstirahat aynı zamanda bir kütüphane burası hocam. Burası hep kitaplarım. Şuraya bak. Şöyle oturun. Evet. Tamam mı? Kitaplarımı alırım. Şöyle özür dileyerek seyircilerime. Ayağımı şöyle bir uzak. Gel lo. Gel. Lo'yu da alıyorum. Lo mu? Lo'du. Lo. Lo. Orada mı? Hadi bir sürü şey vardı. Lo gel. Lo gel korktu gel. Benden. Gel. Gel ya şu korkacak lo. O da insan. Lo'cum o da insan. Korkma ondan. Çok cici bir abidir o. Burada oturuyorsunuz hocam. Ayağımı uzatıyorum. Şöyle gözümü kapıyorum. Biraz şöyle bir meditasyon yapıyorum kendi kendime. Güzel bir gün olacak bugün diyorum. Herkese güzel gün olsun diyorum. Ondan sonra kalkıyorum. Kasete bakıyorum. Bulmacamı çözüyorum. Provama gidiyorum. Derslerime gidiyorum. Okuluma gidiyorum. Lola oynuyorum. Lola oynama saatlerimiz vardı. Sabah öyle akşam. Yemeklerden sonra üç öğün lo vardı. Burada bir şey görüyoruz hocam. Bunlar ne? Şey, bunlar bana şeyden uzak doğudan gelen ayakkabılar bak. Çok enteresan. Evet. Bunlar Gucci'nin yeni modeli. Gucci'nin 10 lira olanı. Bunlar ne biliyor musun? Ne bunlar? Rahiplerin. Rahiplerin şey. Ne? Şangay rahipleri. Evet. Rahiplerin giydi. Tibet rahipleri. Tibet. Evet. Tibet. Namaste o zaman hocam. Namaste. Evet. Namaste diyorlar ya onlar. Ve burası da kütüphanesi buradan okuyorsunuz. Burada kitaplığım var. İçeride benim yazdığım kitaplar var Leyla'nın odasında. Bunlar da işte vakti okumuş olduğumuz, başvurduğumuz biraz evvel oradan. Mesela şunların bu sıranın tamamı sözlük. Evet. Demin hani başvurduk baktık evet. Ya. Ve şimdi buradan da mı çıkıyoruz yani, hocam? Buradan evet. Da çıkıyoruz. Çıkıyoruz sevgili hocam. Leyla'nın odasından da çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Işıkları kapatalım elektrik fazla gitmesin. Evet. Eşiniz burada. O şey yapma. Leyla gel size yaptı. Kurabiye mi yaptı ne? Merhaba nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Şey, merhaba. Siz çıkın korkmayın. Korkmayın abi. Yok korkmayın. Korkmayın. Abisi bu yakında bize inşallah yavru verecek. Evet. Bu biliyorsun çok iyi bir cins bu ve çok uysal. Kaç aylık hocam şu anda? Bu
2 yaşında oldu değil mi? Yok, şey bakımından yani. Hamile değil daha. Hamile değil yani. Erkek arkadaşıyla henüz flört ediyorsun. Sizde var bir tane, istiyorsanız çiftleştirelim. Valla dişi mi? Beagle. Bu dişi. Dişi mi? Bizde var hocam. Erkek Beagle. Bu İsviçre değil mi? İsveç şeyi. Yok. O Buggle'dı o zaman. Bayağı bakalı yaşa. Onun söylediği nasıl biliyor musun? 2 metre simsiyah oluyor. Evde nasıl geçiyor yenge? Şey... Nasıl Müjdat Hoca evde? Şey nedir böyle? Sakin. Ha, hiç kavga kavga etmez misiniz? Yok değil mi? Hani böyle bağırdı olur olmaz mı? Tabii ki o. Olmaz mı? Evde ağır olduğu için ben kavgaya pek girmem. Genelde şeysiniz yani böyle uyumlu bir tip. Evet. Gayet sakiniz. Kaç sene oldu? 20. Tahta bulamadım. Üniversitesi Üniversitesi'nde ve bizim mezhebede dekor kostüm hocası. Öyle mi? Tabii benim sahneye koyduğum oyunun da dekorunu yapıyor. O para da vermiyor. Hocam. Ne yapacağım? Biz onu durup dururken bir dekor kostüm yaptık. Siz birlikte olduğunuz zaman evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Biraz önce hoca tek başına anladı. Ben oturuyorum dedi orada. Oh relax olurum dinleniyorum dedi. Veyahut da kütüphaneye. Siz ikiniz olunca ne yapıyorsunuz? Valla maç seyretmediği zamanlarda muhabbet ediyoruz. Ama genelde maç seyrediyoruz değil mi? Bilmez mi maç? Benim başka bir eğlencem yok ki. Yani hep eğlendirmekten insanın kendi eğlenmesine vakit kaldı. Maç. Bugün bir şeyi vardı, bir hastalığı vardır. Neydi o? Şey, hastalığı. Yani böyle şöyle bir yamuk oldum mesela bu. Simetri o maç. Simetri. Şimdi ben bunu yamulttum hocam. Ben de seni. Güzeldi. Sabah onları düzeltirim de. Sabah gelince üstte yukarıları çomakla. Tabii oraya çıkıyor tabii. Evet, o işler Müjdat ait. Nerede düzeltmesi. Hepsini yapıyor. Evin kızı.